Selam herkese. Umarım iyisinizdir. İlk defa sesli çekim yaptığım için çok heyecanlıyım. Umarım iyi olur. İdeol hikayesini, Zevan hikayesini ilk bölümünü birlikte okuyacağız. Hikayenin özetini okuyalım. Bölüm 1. Popüler bir reality show programına katılınca kendini spot ışıklarının altında bulacaksın. Romantizm, intriga ve derin karanlık sırlar burada hepsi var. Gerçek aşkı bulmak için kalbinin parçalanmasına izin verecek misin? Hikayenin özeti bu. Şimdi birinci bölümü birlikte okuyalım. Başlayalım. Hikayenin başlamak üzere ama önce görünüşünü ve adını seç. Güzelini seç. İnce olsun. Yoksa. İnce. Hepsi çok güzeller. Tip 3 Amrita benziyor ya. Amrita kız sormasına. İyi seçiyorum. Şunu seçler. Böyle olsun. Kendi ismini de kalsın. Harika. Bölüm 1. İlk görüşte. Yatak odana girdiğin an içine huzur kaplıyor. Tek bir hareketle gömleğini çıkarıyorsan pantolonun düğmelerini açmak bile daha özgür hissetmen için yeterli oluyor. Bu kısım biraz izliyorsunuzsa söz konusu alt tarafı bir pantolon. Cehennem gibi geçen haftanın etkisi çıkardığın kıyafetlerle beraber üzerinden gider kaybolur diye umuyorsun. Yatağa ulaştığında yüzünü doğrudan yastığa gömüyorsun. Yüzünü yatağa gömmüşken tek görünüşü karanlık oluyor. Şefkatle iş bitti diyen seni tatlı ve hoş karşılayan karanlık. Bir an sonra yanağına bir güneş sürtündüğünü hissediyorsun. Evcil hayvan seçelim. Bence köpek daha iyi. Köpeğin ismini kendi isminde kalsın yoksa değişelim mi? Amrit koyalım köpeğin adına. Selam Amrit. Beni seviyorsun değil mi? Sırf seni beslediğim için de değil. Amrit sırtını atlayıp kafanda yürüyor ve şimdiye kadar taktığın en sevimli şapka gibi saçında kıvırıyor. Her kolye, canlı yatak olmak hiç de zavallıca değil. Telefonunu hayata döndürüyor ve şapkanı rahatsız etmeden kıvılcım altı flört uygulaması açmak için ekranı dokunuyorsun. Bunun nereye varacağını biliyorsun. Her cuma gecesi aynı şekilde baklar. Flört uygulamalarının karanlık ve kaygan zemininde basıyorsun. Bu bir içgüdü mü, alışkanlık mı, mazoşizm mi, kim bilir ve kim takar. Beynin bu kadar zor sorularla kendini yormak istemiyor. Neden kendime buna maruz bırakıyorum? Ben umutsuz bir romantiğimi seçiyorum. Eminim gerçek aşkım oralarda bir yerlerdedir. Gerizekalıları elimine yardım etmek ister misin Ahmet? Yemeklerini ezbere bildiğim bir restoran menüsüne kurduğu profiller arasında geziniyorsun. Yeterli seviyede erkeksik, toksik. Yeterli seviyede ne demek ya? Geç. Kuzenim kadar değilsen güle güle. Memnuniyetle gerizekalı. Geç. Bu
Bir anda ekranda bir bildirim geliyor. Yeterince açacaksınız. İdeanızı bulmanızın zamanınıza geldi. Tebrikler. İdeal adlı reality show programının bir sonraki sezonunda yer almak üzere seçildiniz. Ne oluyor da? Düğmeye basın ve sizin sonsuza dek mutlu yaşadığınızın hemen şimdi başlar. Mesajın altındaki düğme var. Hazırım. Hadi, hayır, teşekkür ederim. Yalnız olmak istiyorum. Her biri kendi özel tarzında geleceğimle alay ediyor sanki. Şunu seçmedim. Hadi. Ne kaybederim ki? Saat henüz pek geç değil ama gün öyle ağır kesti ki göz kapaklarım kendiliğinden kapanıyor. Deli gibi uykum var ama aynı zihninde arkadaşlarımla kulüplerde geçireceğim bir gecenin hayali canlanıyor. Kendini kandırmaya çalışıyoruz. Sadece birkaç dakika, sadece birkaç dakika uyumaya ihtiyacım var. Yankılanan bir zil sesi seni yataktan fırlatıyor. Gözlerin hala yarı kapalı. Zil yine kafanda çalıyor. Kapı zili olduğunu anladığında telefonuna bakıyor. Ekrandan aşağı doğru akan altını fark ediyorsun. Amrit, bunu görmedim. Amrit'in sana gülümsediğini yemin edebilirsin. Seninle dalga geçiyor. Kesinlikle gördüm. Şifonyörüyle yaslanmış beyzbol sopasını kaptıktan sonra ön kapıya koşuyor. Kapı deliğine sessizce yaklaşarak kapı arkasına duran iki gizemli sürüler görüyorsun. Kimseyi kandırmayacağını bile bile mümkün olan en sert ses tonuyla söylüyorsun. Kimsiniz? Chloe. Siz kimsiniz? Hayatınızın aşkı. Dikkatlice kilidi açıp kapıyı aralıyorsun. Şok içinde kala kalıyorsun ve kapı yavaşça kendiliğinden açılıyor. Önünde geniş geniş gülümseyen yakışıklı bir adam duruyor ve onun yanında sunucu mu? İkisi de biraz şaşırmış görünüyor. Ama bunu fark edemiyorsun çünkü sen de şoktasın. İdealın sunucusunuz. Neyse. Bu inanılmaz bir şey. Dün gece telefonuma bir bildirim geldi ama dolandırıcı olduğundan emindim. İspat olarak telefonu havada sallıyorsun ve ekrandaki ağız suyu misafirlerine doğru uçuyor. İkisi de bir tarafa kaçıyorlar. Emin misin Eva? Rakamlar yalan söylemez ama evet, bu beklenmedik bir şeydi. Aydın sabahın sert esintisi bacaklarını kıdıklıyor ancak o an hala pijamalarıyla durduğunu anlıyorsun. Hayır, hayır, olamaz. Olur tatlım, hem de nasıl. Bu arada bacakların güzelmiş. O an kapıyı çarpıyorsun. Biraz sonra yavaş olun, siz kimsiniz ve aldığım o bildirim gerçek mi yani? Ah, bu ne biçim tavırlar, ben Evan Daniels, idealın yapımcısıyım. Şirketimiz yakın zamanda kıvılcım flört uygulamasını satın aldı. Önümüzdeki sezon için mükemmel adayları bulmak için kıvılcım profillerini inceledik. Önümüzdeki derken çekimler birkaç gün içinde başlayacak. Son treni atlıyorsunuz. Tadbiri caizse. Birkaç gün içinde mi? Hayatımı böyle patlaya bırakmamı istiyorsunuz mu? Hazır olup olmamanız kaderin umurunda değil. Bu gerçek aşkı bulmanıza sağlayacak bir yol olabilir. Gözleri öyle derin ve dikkatli bakıyor ki başını dönüyor. Misafirlerin okyanus esintisi ve narinciyi aromasını yayıyor sanki. Başarı kokusu öyle bir şey mi? Hayır, bu aptalca. Başarının kokusu yoktur. Sadece temiz ve taze kokuları var. Ama güzel işli. Hemen şimdi cevap bekliyorsanız elbette varım. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi gibi bir şey. Mükemmel. Şimdi ne olacak? Sunucumuzun da dediği gibi belli bir zaman aralığı söz konusu. Nasıl bir aralık? Çekimler 2 gün sonra başlıyor. Hazırlanmaya başlayan sizi bekleyeceğiz.
Dikkat, millet ışıklar, kamera, 5 dakika sonra çekim başlıyor. Bu da yaptım. Bu da yaptım. Evan bu sözleşme çok çirkince. Bir insanla evlenmeye başlayan da gözleri kaşık başlıyor. Şaşkınlıktan çenesi düşüyor. Ah tanrım, bir gece görmez her kişinin harap kalacak. Ay tanrım. Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz? Ne güzel bir iltifat ama. Bunu herkese söylediğim zaman. Harikasın. Bir anda onun klasik yapımcı havasındaki gözlerini kaybediyor. Gönceden gözlerinin kalp içine bakıyor. Ama bana yalan söylediniz. Bana şovun baş karakteri olacağını söylemediniz. Alacağım ücret 100 bin dolar. Artı program bitince paylaşacağımız 5 bin dolar daha. Para ödülü mü? Evet, aşkı bilirsin. Hatta bulmuş gibi yaparsın. Bak, aşkı bulmanı istiyoruz, gerçekten istiyoruz. Ama bulamazsan en azından bölünmüş olursun, değil mi? Önemli olan bu. Sözleşmeye bakıyorsun, küçük bir kağıt yerinin kapsamlı gibi hissetmesi ne kadar? İsteyerek girdiğin bir kapsamlı. Sözleşmedeki şartlar sayısı çok fazla. Evet, çok. Yine de herkes imzalıyor. Kim bunlar nasıl gizli tutacağımı bilmiyorum. Konuyu seninle açman enteresan istediler. Bunun sözünün büyük parçası. Ne demek istiyorsunuz? Hemen şeytani bir ödayla kıyımsınıyla başlıyor. Göreceksin. Ama sana şunu sormama izin ver. Ben de bir en kavramlı sebebi nedir? Birbirimizi pek tanımıyoruz. Olsun ya, beni boşver. Tamam mı? Asla kimseye söylemeyeceğim. Sırrı düşün. Öyle bir sırrın var mı? Onunla başını sallıyorsun. Şimdi bana bir ipi dilerim. Olabildiğince ilgi çekici olsun. Sırrım, kız kardeşimin düğünü engel oldum. Ooo, hoşuma gitti. Kesinlikle daha başlasını bilmek istiyorum. Ve izleyiciler de öyle. İzleyici kendi işine baksın. Evan saatine bakın. O kameraların önüne çıkmanın zamanı geldi. Hadi gidelim. Evan seni belli bir yere götürüyorsun. Ekibin önünde dizildiğini görüyorsun. Kameralar, ışıklar, mikrofonlar, hepsinin hedefi sensin. Sana güveniyorum. Evan kameranın yanında pozisyonunu alıyor. Sonra birden müthiş bir yalnızlık duygusu sarıyor her tarafını. Bir gelgit dalgası gibi düşününce seri sarkıyor zihnine. Her gün anda gördüğüm kusurların her biri milyonlarca ekranda gösterilecek. Geçmişteki en aptal hataların, her tökezlediğin adım, tüm onları tekrar yaşayacağını biliyordum. Fakat bu sefer tüm ülke seni görecekti. Bu bir hataydı. Sınıfı yanına yaklaşıyor ve şaşkınlıkla aşağı bakıyor. Kimsenin durmayacağı şekilde fısıldıyor. Altına mı yaptın? Cidden mi? Ne? Sinirlerin bozuluğu panik içinde yere bakıp bir sıvı bir kendisi arıyordu. Şaka yapıyorum. Çok gergin görmüyordum. Yalnız alarm genellikle rahatlatmaya yardımcı oluyor. Derin nefes alıyorsun. İçindeki panik yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Halledersin. Eline kuşuyor, güven verici bir şekilde gülümsüyor ve yanından ayrılıyor.
Hazır mısınız hanımlar? Onlarla başını sallıyorsun. Sırtı sessizlik. Video ve sesi bağlayın. Mark. Motor 3-2-1. Sunucu odaya giriyor ve yumuşak adımlarla sana doğru yaklaşıyor. Ve işte buradayız. Belki de onun bu anda. Gerçek aşkı atılacak ilk attım. Ömür boyu mutluluk teklifini ilk attım. Nasıl hissediyorsun? Sihirsin, hazır mısın? Kalbim göğsümden fırlamak üzere ama her zamankinden daha hazırım. İlk izlenim iyi bir ilişkin temelini oluşturabilir ama onu mahvedebilirler. Kesinlikle öyle. Seninle ilgi edindiğim ilk izlenim gibi sormak gerektiğiyse biraz enteresandı. Sakın. Sen utanarak izini kapatırken sunucu kameraya göz kırpıyor. Ama ancak senin kadar tatlı bir kız durumu öyle zarif bir şekilde kurtarabiliyordu. Şimdi sıradaki hanımefendilerin ve beyefendilerin bırakacağı ilk izlenimle nasıl olacak? Bunun için önümüzdeki haftalarda özür dilemek zorunda kalacak ama görelim bakalım. Başlayalım mı? Hadi. Sunucu kameranın arkasını kestiğinde sana doğru yaklaşan birini görüyorsun. Merhaba, ben Ford. Böyle konuştuğunuza memnun oldum. Adım Ford mu? Soğukluysun kendin sesin. Gerçi adım korkunç. Sanırım ailem beni bir başlık kaybetmiş olmalı. Uzun kamerada daha uzun nasıl çıkart istediğin gibi görünümden emin olalım mı? Bir an düşünürse de kameraya zaten emini açıdan baktığını anlıyorsun. Fakat yine de biraz sola dönmeye karar veriyorsun. Peki böylesi daha iyi olur. Bekliyorsan hangi açıdan daha güzel çıkıyorsun? Önce hanımlar. Konuşmak ilk daha çok senin için de tanım. Benim değil. Çok nazisin. Çok gözlerinin içine baktığı yüzünde hafif bir gülümse bakıyorum. Gözlerimi senden alamıyorum ve seni gerçekten daha iyi tanımak istiyorum. Dünyanın yanı olduğu yana doğru yürürken bir kez daha dönüp sana baktı. Bu çocuk çok sevimli. Bana karşı çok düşünceli davrandı. Harika bir ikiz yani. Tak tak tak, herkesin dikkatini tepki ses çekiyor. Kendinden emin adama tam bir makul gibi yürüyen bir kız sana yaklaşıyor. Hoş geldin sen. Adira, tansiyonunuza çok inanılmazdı. Böyle kesinlikle nasıl dikkat çekeceğini biliyorsun. Ben senin varlığını bir kurmaklarım öteden hissettim. Etkileyici. Benim hakkımda bilinmesi gereken üç soru var. Mükemmeliyetçiyi her zaman kazanırım ve seslerini her zaman tutarım. Anlıyorum, var. Kısa bir kıza benziyorsun. Sonuçta ben kendimi ilgili bilinmesi gerekenleri hazırlamadım. Peki beraber düşünürüz. Belki. Sana son bir bakış atan Adira tepkilerini yere vurarlığa öyle doğru gidiyor. Ne istediğini biliyorsun. Kendine güvenen insan her zaman çekicidir. Bunu fark etmemi tüm kansızdır. Ben de kendime güvenli olarak bilirdim. Vay be. Kusursuz giyimli bir adam yüzünde milyon dolarlık bir konusuna yakına doğru geliyor. Benim adım Dersin. Harika görünüyorsun. Bugün nasılsın? Bunu ilk soran kişi sen oldun. Harika bir akşam, uygun insanlarla tanışmak her zaman güzeldir. Hangisinin hayatını sonsuza getirebileceğini asla bilemezsin. Yani ben her zaman başkalarının hayatlarına iyi bir şeyler katmaya çalışırım. Annemin dediği gibi ancak başkalarına saygı duyarak kendine saygı duyabilirsin. Annem bize bir kadın benziyor. Öyle midir? Bugün seni daha yakından tanımak isterim. Ah! Ve öz. Peki.
Arkadaşım sana göz kapatak kullanma kapsamında kaybolmuş. İlginç. Kesinlikle bir şansı var. Peki empatik bir olması çok güzel. Onunla daha çok sohbet etmek isterim. Çünkü beni bir şekilde gülümsemeyen büyük kısmına yaklaşıyor. Birden elbisesini yakalına takıyor ve ileriye doğru uçarak son anda iyi bir orta saha oyuncusunu kıskanacağı mükemmel bir kısa sana yaklaşıyor. İkiniz de düşüyorsunuz. Sen, Vera ve kız üzerine. Ah, her eksik. Hazır olabileceğin cezalı teşekkürler. Ve kıyafetini düzeltiyorsun. Ah, çok pardon, iyi misin? Başaracağınız muhteşem bir gösteriydi. Kız alkışmak için elimiz atıyor. Merhaba, ben bayan beceriksiz tansiyonuza memnun oldum. Chloe, bir derin indirdi mi? Chloe'nin içinde hiçbir yerim zarar görmedi. Ben aslında kesiyorum, gerçekten sanıyorum. Not gitsin, kendin hakkında bana bir şeyler anlatır mısın? Ah doğru şey, ben en büyük önceliğim ailemde. Ayrıca güzel kızların üzerinde tutulmadığım anlarda mizah duygumu geliştirmeye çalıştım. Umarım bu olayı gerçekten unutabilirsin ve birbirinizi daha iyi tanımak lazımız olur. Sabırsızlıkla bekliyorum. Casey utançlısında gözlerini kapatıyor ve Dylan'ın gözüne doğru yürüyor. O kız çok tatlı. Sözde kimse mükemmel değildir. Ama her gün ayıları sevdikten sonra ayak kalkıp bana doğru edebilen insanları severim. Ya da seni yeri seven insanları. Bir sonraki yarışmacının aklından son derece etkilendiği açıkça belli oluyor. Seni ve kız bilgilerin duyduğu çok içten bir soru saklanıyor. Merhaba, ben Mika. Lütfen çok sevdim. Böyle. Burası çok değişik. Aşık olduğum yerlere hiç benzemiyor. Aşık olduğum yerler nasıl? Resim yapabileceğim, kendimi ifade edebileceğim bir süre stüdyo ve aynı zamanda ödüm alan bir halde. Hiç benim tarzım değil. Evet, herkese göre değil. Bir sonra konuşursa bu şef hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hiç izlemedim. Şaka mı yapıyorsun? O zaman neden buradasın? Çünkü herkes eşit şansı hak eder. Kendini kutluya bir olarak mı görüyor musun? Genellikle evet. Senin yerini vermeyi anlıyorum. Tatlı tatlı gülüşüyor ve yanından ayrılıyor. Bu çocuk çok zekalıdır. Bu konuda kesinlikle haklı. Bu benim hayatımda bu bir şey. Bittiğinde gerçek dünyaya döneceğiz. Böyle hayır, bize geri dönmüşsün. Sessizce dağılmışlıyordum. Dünyaya hoş geldin tekrar. Boş bir kutlama sesi duyunca etrafa bakınmaya başlıyorsun. Bu nedir? Bir anda yanında bir motos geçi belliyor. Motoru kapatıp yere iniyor ve üstünü düzeltiyor. Tiago, çok memnun oldum. Merhaba, ben Chloe. Taze parfümü başına öyle bir döndürüyor ki sen ne kadar yakın durduğunu fark edemiyorsun. Konuşurken yakın durmaya tercih ediyorsun. Anlaşıldı. Selam. Kıvılcım ateşlenen sohbetler değildir. Kıvılcım varsa vardır. Onu hissedebilir misin sence? Çok yakın duruyorsun. Genceden ağrı yatıyor ve nazik çiçeğine dokunup yavaşça bir esinti gibi yanağını öpüyor. Şaşırtıcı derecede güzelsin. Seni öpmek istiyorum. Daha yeni tanıştık. İzin vereyim mi? Tabii ki yok. Yok artık. Kaşlarını çatarak olumsuzca başını sallıyor ve geri çekiliyorsun. 30 saniye önce tanıştık. Kusura bakma, kendini bana hayran bıraktın.
umursamaz bir tavırla sırtarak villaya doğru yürüyor. Vay canına. Ne arsız bir tip. Küstahlık iyidir. Ve bir kötü çocuk da iyidir. Şikayetim yok canım. Son katlanca Rum parlak bir elbisenin kadarını tutarak veriyor ve dans eder gibi yürüyüşle sana doğru yaklaşıyor. Mona, karşılığında memnun oldu. Ben de, ben Chloe. Elbisen çok beğendin mi? En daha elbise. İspanya'dan aldım. Çok seyahat eder misin? Sürekli. Burada uzun süre kalırsam yani şov için büyük bir değişim olur benim için. Ne zamandır böyle maceralı bir hayatım var? Yani daha yeni başladığı dünyayı görmek istiyorum ya sen? Kim istemezdi? Sadece şunu söylemek istiyorum. Biz çift olalım ya da olmayalım. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Harika bir enerjim var. Teşekkürler. Villa'da görüşürüz. Sana kendisi gülümsedikten sonra yanından ayrılıyor. Bu kız ilginç biri. Onun maceracı ruhunu hala hissedebiliyorum. Duası çınır. Evet, harika bir kız. Villa'ya doğru gidiyorsun. Ancak onun bir üstünün arkasını anlayacaktır. Demekleri ve evde olan herkes benim önünde çalışıklara sürüklüyor. Bunun için üzgünüm ama işleri batırdığımı biliyorum. Teyze şu an... Bak, belki bu hatamı telafi etmek için tek şansım. Sana yaklaşan göğsünün seninkine dokunduğunu hissediyorsun. Havada taze çilek kokusu var. Tutkulu, özlem dolu bakışları niyetinden şüphe etmek için hiçbir neden bırakmıyor. Sana bir şey vermek istiyorum. İlk hislerimi düzeltmek için. Casey. Yapamayız. Herkesin gözü üzerimizde. Ve sette bizi bekliyorlar. Evet, haklısın. Tanrım, ne düşünüyordum. Sonucu yanımızdan geçiyor. Gölgelerde sizi fark edince geliyorlar. Peki buralarda neler oluyor? Hiçbir şey, sadece sohbet ediyorduk. Casey sessizce ilerleyip eve giriyor. Sunucu senin yanında yürürken kulağına eğilip fısıldıyor. Şöyle ki birinin sana ilk görüşte aşık olduğunu dair dedikodular çıkmış. Cidden mi? Kimmiş? Sanırım yakında öğreneceksin. Odaya gidiyorsun ve tüm katılımcılarla sana dönük bir şekilde sıra oluşturduğunu görüyorsun. Sunucu işaret yapıp karşılarında oturman için seni davet ediyor. Eyvan ve ekibi son kameraları yerleştiriyor. Herkes hazır mı? Görüntü ve sesi kontrol edin. Hazır olduğunuzda başlayalım. Öyleyse hoş geldiniz. İlk izlenim bir ilişki kurmak veya bozmakla kalmaz, aynı zamanda programdaki katılımınızı da sonlandırabilir. Belki ilk kalp serenizin zamanı geldi. Kendi düşüncelerine dayalı ve sonuçluğu belirlemeye bırakıyorsun. Bana kim şimdiden aşık olmuş olabilir? Bunu hemen öğrenmem gerekiyor. Sunucu hanım, kimsesinin sakıncası yoksa bir şey söylemek istiyorum. Benim için bir ilişkideki en önemli şey dürüstlüktür. Ve bana karşı dürüst olmayan biriyle birlikte olmam. Bununla ilgili olarak aranızdan birinin bana ilk görüşte aşık olduğunu iddia eden söylentiler var. Bu kişinin dürüst olup bana hemen şimdi görüşe itiraf etmesini istiyorum. O daha gergin bir sessizlik kaplıyor ve katlanacağı merakla birbirine bakmaya başlıyor. Duydunuz mu Milet? Şimdi ya da asla. Bendim, ben söyledim. Ciddi misin? Elbette, harikasın. Teşekkürler, sen de. Tamam, eğer iki dakikalık sohbetler sırasında aşık olmaya başlayan başka biri yoksa o da sessiz kalıyor.
harika söylediğim gibi. Bu sezon yine bir olayımız olacak sarılar. Her katılımcının kalp şeklindeki bir bulmaca kısalacak. Ve bu kalbin bir parçası eski olacak. Her katılımcı okuda en karanlık, en büyük sarılı saklayacak. Yalnızca güvenliğiniz bile aşkları duyacağınız bir sır. Sevdiğiniz bile. Suyu açmanı ve sarı öğrenen tüm soru baş kahramanınızın kalbinin parçalarını bir araya toplamaktır. Kalbinin altı parçası bulmaca kısmını bir araya getirecek ve sarıyı ortaya çıkarmanın ilk adımını olacak. Bu sır ilişkinizi güzellendirecek mi yoksa yok mu edecek? Sonucu önümüzdeki masanın üzerinde bulunan yapboz parçalarını işaret ediyor. Chloe, bunlar kalbinden verebileceğin altı parça. Önünde 7 katlanıcı var. Onlardan biri bizi hemen şimdi terk edecek, hazır olduğunda. Kalbimin bir parçasını kime vermek isterim? Tabii ki Luka'ya. Adela ilk sahneye çıktığında yaydığı aynı süper motorcu önleriyle yanına yaklaşıyor. Bunu bir yenilgi olarak kabul etmiyorum. Nasıl istersen. Kız odadan çıkıyor. Kalan herkesi tebrik ederim. Uzun bir yolculuk olacak ve bu daha ilk adımımız. Zibir şok sürpriz hazırladık ve o zamana kadar dinlenme. Gece ihtiyacımız olacak.